Merhaba dostlar ben Kaya. İnceleme dükkanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çanta inceleyeceğiz. Bu çanta sıradan bir çanta değil dostlar. Bu çanta elektrikli skuterların ön gidonuna takılabilen bir taşıma çantası. Dostlar videolarımı takip ediyorsanız biliyor olacaksınız ki bir önceki videomda bir elektrikli scooter incelemesi, daha doğrusu bir kutu açılımı videosu yapmıştım. Xiaomi Mijia M365 Pro 2 modelini sizlerle birlikte kutu açılımını yapmıştık. Dileyen arkadaşlar bu sağ tarafta görmüş olduğunuz kartı tıklayarak o kutu açılımı videosunu da izleyebilir. Dostlar bu kutuyu satın aldıktan sonra ya sırt çantası kullanmak durumunda kalıyoruz ya da direksiyonun sağ veya sol tarafına poşet asmak için taşıma işlerimizi yürütüyoruz. Bunların önüne geçebilmek adına bir araştırmaya koyuldum ve bu araştırma neticesinde de elimde görmüş olduğunuz bu taşıma çantasını satın aldım. Şöyle bir sorun var dostlar elektrikli scooter'larda denge problemi söz konusu. Bünyesinin bir taraflarına bir poşet veya bir taşıma çantası takıldığı zaman dengede bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. Ya sırt çantası taşımak zorunda kalıyorsunuz veya hiçbir şey taşıyamıyorsunuz. En temel malzemeler olan bir su veya efendim şarj cihazı veya scooter'u gittiğimiz yerde şarj edebilmemiz için gerekli olan şarj makinesini bir şekilde sırt çantamızda taşımak veya üzerimizde taşımamamız gerekiyordu. Bu anlamda sırt çantası taşımayan arkadaşlar için kalıcı bir çözüm olan bu çantayı değerlendiriyor oğlum dostlar. Şimdi elimde gördüğünüz çantanın dostlar üst tarafında direksiyona monte edilmek üzere iki tane kayış görüyorsunuz. Hemen Arka tarafında ise iki toka söz konusu yine kemerler var. Bu kemerler yardımıyla da de... çantayı gidona monte ediyoruz dostlar. Çacmine ölçülerine gelecek olursak dostlar bir defa ürünün 3 litrelik bir hacme, iç hacmine sahip olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın dostlar, iki tarafta ayrıca bir bölmemiz söz konusu. İçerisi gayet geniş. En azından bu tür çantalar için geniş bir iç hacme sahip olduğunu söyleyebilirim. 3 litrelik bir iç hacim var demiştik. Evet dostlar ölçülerine baktığımız zaman 30 santimetrelik bir boyu, 17 santimetrelik bir genişliği ve dostlar 14.5 santimetrelik bir ene sahip bu çanta. Malzeme kalitesine bakacak olursak malzeme kalitesi EVA adındaki bir malzemeden yapılmış. Bir polyester bir ürün. Bir kumaştan imal edilmiş. Su ve toza neme karşı dayanıklı olduğu sitede yazıyor. Ama tabi şiddetli bir yağmurda içine su alabileceği korkusunu taşımıyor değilim. Az bir yağmurda veya küçük bir ıslantıda su almayacak gibi görünüyor. EVA malzemeden kası ürünün şekil bozukluklarına karşı kendisini muhafaza etmesi. Bakın şöyle bastırıyorum tekrar eski haline geliyor dostlar. Yani şeklinin bozulmamasını sağlamak adına eva ürün kullanmışlar. Dostlar isterseniz iç hacmini size daha iyi anlatabilmek adına içine birkaç malzeme koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi dostlar cihazın Xiaomi M360 Pro 2 modelinin şarj cihazı var. Bu şarj cihazını çok kolaylıkla şöyle bir taraflara bırakabiliyorum. Evet dostlar ayrıca içine temel bir malzeme olan lastik pompasını da yerleştirebiliriz. Bu lastik pompasını da Yine daha önce satın almıştım fakat inceleme videosunu yapmamıştım. Dilerseniz bir inceleme videosu da yapabilirim. Bu konuyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Bunda dostlar şu taraftaki iç bölmeye bırakabiliriz. Şimdi daha fazla ne koyabilirim diye düşünüyorum. Evet bir power bank koyabilirim dostlar. Bu da yine Xiaomi'nin 10.000 mAh gücüne sahip olan bir power bank'i. Bunu da yine şöyle hemen pompanın yanına bırakabilirim. İç açayım. Ciddi anlamda geniş. Bakalım kapılacak mı dostlar? Evet, çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çantayı kapattık dostlar. Bunu dediğim gibi scooter'ın ön gidonuna sabitliyoruz. Direksiyona sabitliyoruz ve bunlar için bu temel malzemeler için bir sırt çantası taşıma zorunluluğu artık ortadan kalkmış oluyor. Peki dostlar fiyatına gelecek olursak fiyatı Türkiye'de 50 ile 150 TL arasında gidip gelen bir fiyat bandında satışa sunuluyor. Ben bunu trend yol üzerinden satın aldım. Dileyen arkadaşlar için de yine açıklama bölümüne bir link bırakıyor olacağım. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna abone değilseniz de kanala abone olursanız ayrıca sizlere müteşekkir olacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın esenle kalın dostlar.